Evet arkadaşlar, geldik soru cevap videosuna. Hepiniz hoş geldiniz diyorum ve yanımda efsane bir değil iki tam YouTuber var. Ve şu anda karşımda alkışlıyorlar ve bana bakıyorlar. Evet YouTuber'lar, şöyle yanıma alayım arkadaşlar. Şöyle gelin gelin. Merhabalar, 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 merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Alkış yürüt. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Durmuyor lan arkadaşlar. alkışım. Oturun böyle Oğuzhan Bey lütfen yanıma. Bugün sizlerle Teşekkür ederim birlikte Samet Bey. çok teşekkür ederim. Kübra Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün çok şıksınız. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun efendim. Bana yok mu? Şıksın şey dedim ya oğlum hani. Güzelsiniz dedi ya. Güzelsiniz, sana mı söyledim Samet bak seni? kötüysen söyle bak silahla vuracağım seni. Bugün Bu böyle. efsane bir video çekiyoruz. Soru cevap videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım sorularımla Oğuzhan ve Kübra'yı terletmek amacıyla böyle bir video çekiyoruz. İlk sorumla başlayayım mı şöyle hızlıca güzel böyle bir. Tabii başlayalım. Evet. Tabii. İlk sorumla başlıyorum. Oğuzhan'cığım, YouTube'a başlama sebebiniz nedir? Yani sebebin nedir? YouTube'a başlama sebebim abi yıllar önce abimle birlikte evde hep böyle annemize babamıza tiyatro yapardık. Güldürürdük falan onları. Zaten yani bunu zaten yıllarca yapıyorduk, aile içinde yapıyorduk. Daha sonradan hani bunu neden YouTube'a taşımıyoruz dedik. Yani bunun parasal bir amacı yoktu. Bir de o zamanlar radyo, TV, sinema okumaya hevesliydim. Hala okuduğum bölüm zaten kendimin de. Buna hevesli olunca hani sektöre bir açılalım, hani bir adım atalım, ne öğrenebiliriz, ne yapabiliriz, insanlar beğenir mi bizi diye böyle başladık. Devamı geldi. Anladım. Çok güzel bir cevap. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet Kübra Hanım. Evet, buyurun. Tekrar Neydi sorayım sorun? mı? Tekrar Evet. sorayım. YouTube'a başlama sebebin nedir? Şöyle, ben zaten şu anda YouTube'da çok çok uzun bir süredir yokum. Yaklaşık 5 ay falan oluyor. Bu 5 ayda, 5 ay öncesinde katılma sebebim de oyun oynamayı sevmekti. Ben YouTube'a başlamadan önce Brawl Stars'ta çok 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 oynardım ve çok severdim. Özellikle Brawl Stars bayağı oynardım. Roblox'ta çok iyi değildim ama oynardım yine. Oyun oynamayı çok severdim. Bu yüzden de sağ olsun Oğuz çok teşvik etti. Hani onu da YouTube'da olduğunu görünce böyle bir karar aldım ve ben de YouTube'a başlamaya karar verdim. Bu şekilde oyun oynamayı sevdiğim için başladım ben. Anladım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sebepleriniz varmış ikinizin de. Teşekkür Evet, ediyoruz. teşekkür ederiz. Peki, Oğuzhan'cığım, bu soru yine sana gelsin. Gelsin. Vlog çekecek misin? Kanka vlog ya vlog çekmeyi çok istiyorum da öyle bir ortam olmuyor abi. Çok fazla pandemiden dolayı dışarılarda video çekemiyoruz abi. Zaten sen de biliyorsun bu olayı. Evet. Ondan dolayı şu anda vlog gelme ihtimali çok düşük abi. Eğer bu pandemi olayı tamamen biterse tabii ki düşünüyorum. Tamamdır. Kübra sen ne diyorsun? Vlog çekecek misin? Ben vlog düşünüyorum ama şu an düşünmüyorum. Zaten benim kanalım çok yeni olduğu için hani biraz ilerleme kat ettikten sonra düşünüyorum. Yani eğer Allah nasip ederse böyle bir 500 bin, 1 milyon civarı olursam biraz uzun bir süre sonra olacak büyük ihtimal ama olsun Ya. diyelim. Hedefin Daha olması sonrası güzel. için, aynen daha sonrası için düşünüyorum. Aklımda çok güzel fikirler var. Peki Ama parantez içinde şunu da sormak istiyorum. Hani oyun oynuyorsun ya, yüzünü göstermiyorsun. Ama evet. normalde hani biz Oğuzhan'ın videosunda filan bazı şeylerde yüzünü gösteriyorsun. Bir Evet. videonda mesela yüzünü gösterecek misin? Böyle videolar gelir mi? Evet, öyle videolar var zaten Sametciğim. İzlemeden gelmişsin. Yok, Şuradan bir sana hayır. bir el ateş Çok edeceğim. hayır. Çok yok biliyorsun. Hani var dedim. Hani olsan da şeyle var. Ama hani Şey, benim de var. Benim de Minecraft, Merhaba Minecraft diye bir videom var. Orada çektim. Onun dışında var aslında aklımda yani gönlümden geçen şey romantik hikaye gerçek hayatta çekmek aslında ama bu tabii ki mümkün değil özellikle pandemi döneminde hiç mümkün değil. evet. Bu yüzden bir de şartlar el vermiyor. Meral kabul etmiyor teklifimizi. Meral'de Neyse şimdi açıklamayalım. Sırrı bozdun Sametçiğim, susar mısın? ben olan. Yani bu yüzden şu an düşünmüyorum.
kameralı. İlerisi için tabii ki olabilir. Yine 500-1 milyon olursak. 500-1 milyon olursak takipçilerim eğer böyle bir şey yaparsa benim için ben de onlar için yaparım. Tamamdır. O zaman 3. soruma geçiyorum arkadaşlar. Oğuz, evet. En sevdiğin hayvan? Kanka benim en sevdiğim hayvan... Ya kaplan çok severim. Çocukluktan beri seviyorum kaplan ama evde besleme imkanım olmadı. Kurtları çok severim. Onun dışında yok yani. Kaplan yani. Kurt abi. Kaplan kurt diyorsun. Kübra aynen. Sen? Ben de aslan seviyorum. Zaten burcum da aslan. Aslan hayvanını çok seviyorum ve çok kendine özgü buluyorum. Bir de kedileri çok seviyorum evcil olarak. Gerçekten küçük bir kedi yavrusunu sahiplenmeyi de çok istiyorum. Cins olarak seviyor musun? Var mı hani mesela böyle? Evet, cins olarak var. İran kedilerini çok seviyorum. Güzel seçim. Güzel bir şeymiş. Evet. Anladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Oğuz, bu efendim? Zamana kadar yaptığın en iğrenç espri neydi? Şöyle bir düşün. Şu bugüne kadar yaptığım en iğrenç espri. Hepsi güzeldi. Yok, hepsi güzel değil ya. Bazen mesela kendi aramızda yaptığımız bir espri oluyor. Onu videoya taşıdığımda kimse anlamıyor. Onlar çok komik olmuyor genelde. Ama yani sana şu göre an komik. Sana göre bana komik. Göre komik. Ben kendime gülüyorum. Ama adam gülmüyor. Çünkü olayı bilmiyor. Hani bizim kendi arka planda yaptığımız bir espriyi bilmediği için o gülmüyor. Bu yaptığın en iğrenç espri. Ulan bunu keşke yapmasaydım dediğin hani bir şey var mı böyle bir espri? Bunu keşke yapmasaydım dediğin bir espri. Utandım böyle artık. Ay, iğrenç bir espri yaptım. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi. Fıkrasına Yok abi öyle bir şey denk gelmedi ya. Hatırlamıyorum yani. Tamamdır. Yani hatırlamayabilirsin. Evet yani olabilir. Yani şu an bana da sorsan ben de hani hatırlamam. Ya arkadaşlar hatırlıyorsa onlar yazsın abi. Daha iyi olur bence. Evet. Yorumlara yazsın. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kübra senin var mı? Yani benim de aslında aklıma bir şey gelmiyor ama illaki vardır. Çünkü hiçbirimiz kusursuz değiliz. Tabii ki vardır. Yani böyle tuhaf bir esprimiz. Yani gelmedi şu an aklıma açıkçası. Tamamdır. Peki o zaman gelelim diğer soruya. En sevdiğin yemek ne olsun? Biber dolması. Yoğurtlu mu? Ama böyle içinde yoğurtlu da böyle şeyli falan değil abi. İçine bazıları kuş üzümü falan koyuyor. Böyle şekerli falan oluyor. Onu sevmiyorum abi ben. Ya sadece içinde pirinç olacak. Böyle tam fakir usulü anladın mı? İçinde böyle pirinç olacak abi. Bir de biberin kendisi olacak. Öyle şey de istemiyorum içinde. Kıyma da istemiyorum. Anladım. Güzel. Güzelmiş. Gönlüm fakir benim. Güzelmiş. Sağ ol. Daha bir şey isteyebilirdin gibi gülüyor. Et met filan hani niye? Değil mi Samet? Ben de bak aynı fikirdeyim kesinlikle. Kanka ben onu seviyorum. Ne yapayım şimdi? Tamam bir şey demiyorum. Evet Kübra sen? Ben kesinlikle mantıyı çok seviyorum. Aşırı derecede seviyorum. Mantı bu dünyadaki en büyük icat yani yemek olarak. Olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bir de işte şey çok seviyorum. Pirzola falan çok seviyorum. Et gerçekten çok seviyorum. Böyle. Oğuz'un sevdiği yemekten de aksine pek hoşlanmıyorum ama. Oğuz. Evet. Tamamdır. Güzel. O zaman şöyle bir soru geliyor. Biraz zor olabilir. Takipçilerinin bilmediği bir sırrı bizimle paylaşır mısın Oğuz? Takipçilerin bilmediği bir sır. Ya sır mı bilmiyorum ama ya iki tane şey var. Biraz takıntılı bir insanım. Bunu çoğu insan bilmiyordur. Çekimlerde aşırı sinirli oluyorum. Çok ciddi oluyorum. Evet. Onun dışında normal bir insanım. Başka da bir şey yok abi. Biraz yani sinirim var fazla. Bunu yayınlarda göstermiyorum. Tamam. Bunu örnek verebilirim. Arkadaşlar biz neler çekiyoruz diye böyle şey yapmıyoruz. Hayır canım öyle de değil yani. Öyle ya değil. Bir şey istediğim gibi olmayınca böyle bir sinirleniyorum. Ve arkadaşlar aşırı derecede hırslı bir insanım. Bir güzel bir video çekildiyse gerekirse uyumam o gün boyunca o videonun montajını bile alırım yani o kadar. İlla o video gelecekse yarınki güne yani illa alırım.
Evet. Takarım yani kafayı. Bu kadar da büyük emek veriyorsun. Ya evet. Tabii canım. Güzel aslında, bir nevi de güzel bir böyle bir huyu. Hani şey alınması da. Ben seviyorum bu huyunu. Ya düzen önemli zaten. Hani kaç yıldır yapıyorum bu işi ve her gün video gelmeye çalışıyor kanala ve farklı bir içerik gelmeye çalışıyor. Kolay bir şey değil abi. Ya 7 yıl olmuş. Evet. Yani çocuğum olsaydı 7 yaşında olurmuş. Öyle. Yani inşallah da emeğin karşılığını alıyorsundur diyelim. Ben de inşallah çocuğun olur diyecek sandım. O da olur. Sağ, sağ olasın kanka. İnşallah. Yakında 2 milyon o göreceğiz gibi geliyor. Hadi zaten bakalım. Az kaldı. Biz de 200 bini göreceğiz inşallah. Bir görebilirsek arkadaşlar. İnşallah. İnşallah arkadaşlar destek çıkın sizde. Evet Kübra, sıra sende. Soruyu tekrar sorayım mı? Sor. Takipçinin bilmediği bir sırrı bizimle paylaşabilir misin? Evet, şöyle. Ben mesela videolara başlamadan önce böyle motive olmak için daha çok vakit harcarım. Mesela videoyu çekmek yarım saat sürüyorsa ben o videoya hazır olmak için psikolojik olarak bir saat daha çalışırım. Hmm. Ya böyle müzik dinlerim, onu düşünürüm, böyle birazcık motive olmaya çalışırım. Bu daha çok zaman alır. Ve yani bu gerçekten ciddi bir şey. Çok çok aslında büyük bir emek veriliyor arkadaşlar. Sizin görmediğinizin dışında. Yani hırs değil de ben mesela birazcık hayalperest bir insanımdır. Her şeyle ilgili hayal kurabilirim mesela. Mesela bir fakirle ilgili, bir zenginle, bir güzel bir kızla ilgili, bir çirkin biriyle ilgili bir fikir hemen sunabilirim. Hayal gücüm bu yüzden çok iyi. Buna güveniyorum yani. Anladım. Güzel. Güzel. Tamamdır. Bu soruyu da aldığımız cevabını aldığına göre gelelim diğer soruya. Oğuz, hiç kanalı bırakmayı düşündün mü? Bak 7 sene geçti. Lan artık yeter. Bırakmayı düşündün mü şöyle? Yeter ya dediğin. Bu bırakılacak bir şey mi dersen, bırakılacak bir şey değil abi ya. Ya pes eden bir insan değilim. Hoşuma gidiyor. Yaptığım şeyi çok seviyorum. Hoşuma gittiği için. Ya bir de insanlar sevdiği için hani devam etmen gerektiğini düşünüyorsun her zaman. Tabii ki şey zamanlar oldu hani. Nasıl söyleyeyim? Zor zamanlar oldu. Abimin kanser olduğu dönem özellikle. Hem işe yoğunlaşmam gerekiyordu, hem hastanede olmam gerekiyordu. Bildiğin hani bir hafta falan uyumadan şey yaptığımı biliyorum abi. İş yapıp aynı zamanda hastaneye gittiğimi biliyorum. Ya yani bırakmayı tabii ki düşünmedim. Hani bu kadar sıkıntılı dönemi de atlattıktan sonra. Zaten bundan sonra da bırakmadım. İnşallah. İnşallah diyelim. Evet Kübra, sen? Ben zaten çok uzun süredir dediğim gibi değilim ama benim de şöyle bir durum olmuştu. Ben mesela bir zaten şu anda okuyorum, hani belli bir üniversite eğitimim var ve bir sınav haftam vardı ve çok zordu. Her şey çok zordu arkadaşlar. Bu dönemde gerçekten hani artık bırakayım YouTube'u, hani derslere odaklanayım, çok karmaşıklaşıyor. Gerçekten okuduğum bölüm dersler çok ağır. YouTube'da o zaman da çok bir bilgim olmadığı için, yeni yeni öğrendiğim için o da birazcık yük. Böyle ikisi bir araya gelince çok bunaldım ve YouTube'u bırakayım diye düşündüm. Ama sonradan hani dersler yoluna girince devam ettim biraz daha ve her şey yoluna girmeye başladı. Anladım. Tamamdır. Teşekkürler. Gelelim diğer soruya. Oğuz, sevdiğin efendim bir kitap, en sevdiğin bir kitap bize söyleyebilir misin? Arkadaşlarımıza tavsiye edeceğin. İki tane kitap. Biri Küçük Prens, okusunlar bence. Diğeri de Küçük Karabalık. Niye küçük de? Küçük mi? Büyük Karabalık. Güzel mi? İkisi yani de böyle çok güzel. Bence ya yaş fark etmiyor abi. Bu kitapların ya 30 yaşında da okursun, 40 yaşında da okursun, 10 yaşında da okursun. Ve bence her yaşta okuduğunda ayrı bir anlam çıkıyor kitaptan. Çok özel kitaplar. Anladım. Özellikle Küçük Prens. Hani küçükken de okuduğum bir kitap ama şu anda da hala okuyorum. Tekrardan okuyorum. Bayağı güzel. Her defa ayrı bir şey anlıyorsun. Anladım. Tamamdır. Kübra, senin var mı arkadaşlar tavsiye edeceğim bir kitap? Ben Oğuz'un dediği gibi Küçük Prens'i gerçekten tavsiye ediyorum. Her yaşta okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani küçük yaşta da okuyun, bir de büyük yaşta okuyun. İkisinde de anladığınız şey çok değişiyor. Farklı anlamlar yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında da ben Dostoyevski'nin kitaplarını çok seviyorum.
Onun kitapları da güzel. Yani Orhan Kemal'in kitaplarını çok severim. Hanımın Çiftliği falan var. Bunlar gerçekten çok güzel eserler. Yani kitabını okumanız daha önemli. Bunların filmleri, dizileri de çekildi ama yani kitabı daha derin ve güzel. Tavsiye ediyorum yani. Türk klasikleri harika gerçekten. Türk klasiklerini herkesin bitirmesini tavsiye ediyorum. Yani bir Türk olarak herkesin Türk klasiklerini okuması gerekiyor bence. Ama gerçekten öyle. Klasik, yani boş yere klasik olmamışlar. Çok çok güzel şeyler var. Mutlaka herkes okumalı bence. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederiz. Sıradaki. Fobin var mı Oğuz? Fobim yok ya. Yok mu yani hiç? Bir şeyden böyle. Var mı? Sen de beni tanıyorsan varsa söyle. Yok kanka. Yani ne, o mesela kadar. Yüksekten yok. Korkar mısın? Ya da karanlıktan yüksekten... böyle. Yok karanlığı çok severim. Yüksekten korkmam. Ya ilk başta mesela örnek veriyorum, roller coaster var ya, o hızlı tren Luna Park'taki. Ona binmeden önce bir şey oluyorum, böyle gergin oluyorum. Yükseğe çıkacağız falan diye. Ama biniyorum yani, bir sıkıntı yaşamıyorum. Bir gerginlik oluyor sadece. Çıkınca da 10 tur binerim yani. Hiç şey olmaz. Ya mesela benim yani öyle bir sıkıntım yok. Fobim var. Hı-hı. Hani dar alanda kalamıyorum mesela. Çok böyle dar alan beni afakanlar basıyor. Böyle şey oluyor. Yani şey olmadım şu ana kadar ama tabii biraz geniş omuzlu olduğum için ben de dar alana girmek istemem. Sıcağa karşı biraz şeyim var. Sıcaktaysam çok bunalıyorum. Soğuk sıkıntı değil de. Sıcakta geberiyorum resmen. Öyle evet. Bir sıkıntı. Evet. Bu da fobi değildir herhalde. Fobi değil ya bu. Evet Kübra. Benim örümceklere karşı var. Yani aslında bütün böcekler ama özellikle örümceklerden çok nefret ediyorum. Ya böyle hani normalde bile görsem rüyama giriyor. O kadar korkuyorum. Böyle çok rahatsız ediyor. Korkmak değil de böyle çok rahatsız ediyor yani. Yani şurada bir tarantula görsen önünde. Hayır. Çok iğrenç. Odaya giremezsin ya, yani. Giremem ya. Böyle çok rahatsız oluyorum. Hani böyle kaşınıyorum. Bir tuhaf oluyorum. O böyle tüyleri filan. Ya Samet sus tamam. Ya bu röportajın gidişatı hiç iyi değil. Tamamdır. Yeni bir soruya geçiyorum. Oğuz, küçükken yaşadığın kötü bir olay var mı? Küçükken yaşadığım kötü bir olay var. Anlatabilecek bir şey. Arkaya duygusal müzik falan diyor. Anlatayım. Anlatabilirsen. Abimle nasıl anlatayım? Abimle evimizin önündeki tarlayı yakmıştık abi. Ciddi misin? Vallahi. Sonra? Hatta çok yakınımızda zeytin ağaçları vardı. Ya şöyle bir olay oldu. Kısaca özet geçeyim. Abimle birlikte evden gittik. Çakmak aldık. Kapının önünde böyle kuru otlar var, tamam mı? Antalya'dayız. Bir orayı yakıyoruz, bir burayı yakıyoruz. Sonra ayağımızla hemen söndürüyoruz. Sonra böyle bir tane çalı topağı gördüm ben. Dedim ki bunu yakalım, bir 10 saniye sonra söndürürüz dedim abime. O da tamam dedi. Dipten yaktık, böyle alev aldı. Diyorum ki içimden böyle sayıyorum 10, 9 diye. Ulan kuru çalı bir yanmaya başladı sanki yağ dökmüşler gibi. Parladı gitti oradan sonra. İleride böyle zeytin ağaçları vardı, oraya doğru gidiyordu. Yana yana gidiyor böyle çok garip bir şekilde. Sonra hemen evden hortumla falan, babaannem falan yardım etti böyle söndürmek için. Söndürdük ama yani bildiğin baya bir hektarlık yer yaktık yani orada, öyle söyleyeyim. İyi bari söndürdüyseniz yine iyi. Aynen ya. Biraz yaramazmışsınız küçükken. Kaan abi de yaramazmış. Yani aynen. Evet Kübra, senin var mı? Yani benim küçükken kötü beni de köpekler kovalamıştı ya. Evet, bunu hiç unutamıyorum. Kötü olarak. Yani büyük bir yaban köpekleri vardı. Birkaç tane, hatta bir tane de değil, böyle sokakta dolaşıyordular. Yabani gibiler böyle ama var ya, kocamanlar. Beni kovalamıştılar ve ben de düşüp bacağımı falan, dizlerimi falan yaralamıştım. Çok korkmuştum. O yüzden büyük köpekler hani birazcık korkutucu oluyor. Hepsi için değil de yani böyle hani kendi başına dolaşan köpekler, bazıları saldırgan olabiliyor yani, dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Beni de süs köpeği kovalamıştı. Ben de küçükken. Onlar böyle daha böyle şey oluyorlar, atarlı oluyorlar. Evet doğru. Bir de sesler ince ince çıkıyor böyle. İlginç yani, o köpekler de ilginç, süs köpekleri de. Ben de öyle bir anım vardı işte. Beni de onlar kovalamıştı. Peki Oğuz, favori filmin?
Son sorulara geçiyorum artık. Favori filmim iki tane var. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Zaten ben soruyorum. Bir tane sordun diye düşündüm de. Favori film bir tane de değil. İki tane de değilmiş. Üç tane var. Söyle. Ya ilk başta mesela Yüzüklerin Efendisi'ydi. Çok severek izliyordum. Oradaki dostluk, arkadaşlık işte gizli mesajlar olsun falan. Çok etkilenmiştim ilk kez izlediğimde. Peki. Yani şu anda hala severek izliyorum. Tüm serisi Tüm serisi mi? Yüzüklerin Efendisi. Tüm serisini severim aynı. Tamam. Ya zaten birini izleyince diğerlerini izlemem gerekiyor gibi hissediyorum. Ayıp olacak diye hepsini izliyorum oturunca. Evet. İkinci olarak Avatar filmini çok seviyorum. O mavi olan var ya. James Cameron'ın çektiği. Üçüncü olarak da Interstellar. Yıldızlar Arasında. Gerçekten hepsi de bilim kurgu tarzı böyle evet, fantastik. Güzel filmler gerçekten. Yani şu IMDb'de bayağı hani şey alan, puan alan. İlk onu sayıyorum falan. Aynen. Eserdim bedeli falan diye. Evet Kübra seni. Ben şey bu Esaretin Bedeli tarzında birkaç tane herkesin bildiği film var. Onları çok seviyorum. Bir de ben genellikle şey izliyorum. Güney Kore dizileri izliyorum. Benim gibi sevenler aşağıya lütfen yazsın bunları arkadaşlar. Özellikle bir iki tane efsane olan şeyler var. Onların sinemasında. Deniz Kızı efsanesi var. Legend of the Blue Sea diye. Bir de şey var. Uzaylılarla ilgili bir dizi. Gerçekten çok güzel. Yani o kadar güzel yansıtmışlar ki her şeyi. Böyle çok güzel ve çok gerçekçi. Zaten Türk dizilerinin çoğu da Güney Kore'den alıntı. Çalıntı mı diyeyim bilmiyorum ama alıntı diyelim. Çalıntı. Ama çok güzel. Gerçekten Güney Kore'nin sinemasına, dizilerine bayılıyorum. Yani izleyenler bilir. Evet. İzlemeyenler de izlemediği için yorum yapıyordur çoğu zaman böyle hani kötü diye. Ama izleyince anlıyorlar gerçekten güzel olduğunu. Bak ya bize laf geldi. Mucize Doktor muydu? O da ondan alınmış. Ya çoğu evet. Çoğu. Hepsi öyle. Öyle evet. Gerçekten dizileri başarılı bence. Kore dizileri. Ben de birkaç tane seviyorum ama. Yani bakalım. Çok da şeye bilgim var. Yok bilgim yok. Ve son olarak sevenlerimize bir tavsiyen var mı olsun? Kanka sevenlerime şöyle bir tavsiye vereceğim. Zamanlarını boşa harcamasınlar hiçbir zaman. Güzel şeyler yapsınlar abi. Çünkü hiçbir zaman aynı yaşta olmuyorsun. Güzel değerlendirmek gerekiyor. Zor durum şeydeyken, dönemdeyken. Evet abi hani tamam evdeyiz hepimiz doğru söylüyorsun. Mesela ben evdeyken spora başladım abi gariptir. Normalde hani her yer açıkken spor yapmayan bir insandım. Eve kapandım spor yapıyorum şu anda. Evet, bence onlar da o şekilde değerlendirebilir. Spor yapabilirler, kitap okuyabilirler. Han kanalı izleyebilirler. Yani bak biz gerçekten kendi videolarımızda bak senin olsun, Kübra'nın olsun, benim olsun. Ya, videolarımızda gerçekten düşündürücü bir şeyler bırakıyoruz insanlara. Yani bir fikir açıcılığı var. İşte Minecraft'ta RTX mesela serisi çekiyoruz şu anda. Orada bir bilim kurgu var. Hani bir hikaye var. İnsanları heyecanlandıracak bir şeyler var. Yani boş bir içerik değil anladın mı? İzlerken insanların zevk alacağı şeyler. Evet. Mesela senin çektiğin hayat dersleri insanlara güzel bilgiler veriyor. Hani mesajı. Güzel dersler çıkartıyor. Mesajlar var. Kübra'nın mesela romantik hikaye. Çok güzel mesajlar. Ben oynuyorum. İnsanların nasıl seveceğini, sevmek uğruna neler yapabileceğini anlatan bence güzel bir seri. Yani evet. Her şeyi de böyle kuru kuru izlememek lazım. Evet. Teşekkür ederim. Evet Kübra senin var mı? Sevenlerimize bir tavsiyen. Benim bu videoyu izleyenlere tek tavsiyem gerçekten sağlıklı olmaları. Eğer bir insan gerçekten ruhen bedenen sağlıklıysa gerisi her şekilde hallolur. Bir de bir şey daha isteyeceğim. Küçük bir şey. Arkadaşlar videolarımıza lütfen like atın. Çünkü hepimiz çok emek veriyoruz. Yani sizin izlediğiniz 10 dakikalık video için biz 10 saat uğraşıyoruz çoğu zaman. Lütfen sadece bir saniyecik ayırıp like atarsanız bu emeğin karşılığında biz de birazcık mutlu oluruz. Bunu istiyorum sadece. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için arkadaşlar, sorularımı cevapladığınız için. Buraya şimdi. Vurma Oğuz, vurma. Çekim abi. Kamera arkası. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.